Şimdi yine ihtiyacımız olan ve film sektöründe çokça kullanılan özelliklerden bir tanesi olan Green Box ve Blue Box görüntülerle çalışmak. Öncelikli olarak en fazla soru işareti neden Green Box, neden Blue Box? Ondan söz edeyim. İnsanın ten rengi, özellikle çıkartmak istediğimiz objeler genellikle insan ve oynatılan o animasyonlarda figür hep insandır. İnsanın ten rengine en aykırı olan renk yeşil veya mavidir. Yeşil veya mavinin haricindeki renkler, kırmızı, sarı gibi renkler veya ona yakın renkler, kahverengi gibi renkler, insan yüzüne ve insan figürlerine en yakınlaşıyor. Yakınlaştığı için de biz bu yeşil alanı sildiğimiz zaman insandan da bir şeyler silebiliriz. Tabii bu durumda şu da geçerli. Kötü çekilmiş olan bir görüntüde dahi istediğiniz kadar green box kullanın. Işıklandırma sıkıntısı varsa, ortam ışığı veya görüntünün kalitesi yetersizse ihtimal yok istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Ama elinizden geldiği kadar montaj tekniklerini kullanaraktan bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak iki tane görüntü alayım. Ve bu iki görüntüyü projemize dahil edelim. Hemen geliyorum. Sürükle. Bırak yapıyorum. Daha sonra Window bölümünden Timeline diyorum. Helikopteri buraya atıyorum. Çünkü ona göre bir sekans oluşturduk. Daha sonra Greenbox görüntümüzü buraya oluşturuyorum. Şimdi görüntümüz bu. Arka planda helikopterimiz mevcut. Tabii onun sesini de sileyim. Ses değişimimiz yok. Unlink yapıyorum, sesimi siliyorum. Yine aynı şekilde Greenbox'taki sesi de sileyim. Ben burada sadece görüntü montajını anlatıyorum. Evet. Şimdi öncelikli olarak bu görüntümüzü arka plandaki şu yeşil alanı ne yapmamız gerekiyor? Silmemiz gerekiyor. Bunun için efekt bölümünden key mantığını uygulayacağız. Key mantığında en iyi sonucu burada ultra key veriyor. Ultra key verdiğim zaman ve arka plan rengini buradan seçtiğim zaman bakın hemen sildi. Fakat seçim yapılırken Greenbox'ta arka planda çekilmiş bir şerit var. Bu şeridi temizleyemiyoruz. Ultra key ile temizleyemiyoruz. Bu böyle kalması gerekiyor. Yoksa var mı bununla bilgi? Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki görüntüyü birbirine biçimler birleştirdik ve görüntü tek bir görüntüymüş gibi oldu. Fakat dikkat edin, ikinci kısma geçince bu tarz şeyler oldu. Bunun sebebi ayarlamadan kaynaklanan sıkıntılar. Bu ayarlamaları biraz daha ne yapmamız lazım? Artırıp azaltmamız lazım. Shadow'ları biraz artırdık. Bakın biraz daha şey yapıyorum. Toleransını artırıyorum, azaltıyorum. Pedestrian özelliğini artırdık, azalttık. Evet, bakın ne kadar yaparsam yapayım. Şu çizgiyi yok edemiyorum. Bunun için de kısıtlama yapacağız. Yani videonun belli kısımlarını kısıtlayacağız. 8 point garbage mate efektini buraya ekliyorum. Bu efekti ekledikten sonra bakın efektin sağında solunda hareket noktaları söz konusu. Eğer ki ben şöyle baktığım zaman, bakın burada çizgi gözükmüyor ama biraz efekt ekledik. Şu efekti şöyle biraz daraltıyorum. Görüntünün belli istenilmeyen belli kısımlarını kesmek için kullanıyorum. Kroplama, maskeleme gibi düşün. Bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Evet, ikinci kısımda da bu şekilde bakın. Oldu. Artık ondan bir eser var mı? Yok. Şimdi Motion bölümüne geliyorum ve bunu ekranımızın alt köşesine yerleştireceğim. Şöyle yapacağım. Bu şekilde. Tabii şöyle yapalım. Biraz ileride gitsin. Pat bir yere girmesin canım. Nasıl gelsin? Aşağıdan gelsin, yukarıdan bitsin. İlk pozisyonda motion bölümü, pozisyon bölümü.
şöyle olacak. Burada olacak. İkinci durumda hemen şöyle olacak. Şimdi bakalım. Bu şekilde girdi. Biraz daha hızlandırabiliriz. Yine aynı şekilde opacity verebiliriz. Veya boyutlandırmasını biraz %100 yaparız mesela bunu. Biraz daha aşağı alalım. Bu pozisyona gelince 77'ye çekeceğiz. Şimdi bakalım. Biraz daha küçük gördüm. Böyle işlemlerdir. Tabi belli bir periyotta şuraya kadar da ilerlesin. Yani soldan sağa ilerlesin. Bakalım. Böyle geldi. Bakın. Görüntüyü hareket ettirebiliyoruz. Yani Greenbox işlemleriyle. Tabi uçağı takip ediyoruz. Tabi yanlış bir şey. Evet. Böylelikle şeyler yaptık. Bakın burada şöyle bir şey yapılmış. İkinci pozisyondan, birinci pozisyondan ikinci pozisyona bir geçiş var. Orada bir sert geçiş olmuş. Biz istersek şöyle yapalım. Şu kısımda bir zoom yapıyoruz. Şöyle zoom yaptım. Sonra şunu da şöyle biraz arttırdık. Tamam. Burayı C'ye basıyorum, kesiyorum. Kestikten sonra bakın şuraya biraz V yapayım. Şimdi buraya da bir tane geçiş efekti ekliyorum. Video efekt, video transition daha doğrusu. Şu yukarıdaki yazılan ifadeyi siliyorum. Burada mesela 3D Motion veya Dissolve, Abyss Dissolve, Dissolve efektini de ekliyorum bakalım. Bakın bu şekilde işlem yaparken bu şekilde geçti. Böyle efektler mi? Evet, Premiere'de tamamıyla hayal gücünüze kalmış bu hadiseler. Neler yapabileceğimiz tamamen hayal gücünüze kalmış. Greenbox mevzusu sinema sektöründe çokça kullanılan sektör. Bu Superman'i uçuruyorlar. Reklam filmlerinde arkada gökdelenlerin arasında geziyor. Ondan sonra futbolcuyu sanki uzayda topa vururken bir hadiseymiş gibi aktarıyorlar. Bunların hepsi ama hepsi veya en çok kullanılan televizyon sektörü, dizi sektörünün en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Taksinin içerisinde sanki taksi gidiyormuş diye bir taksiyi yerleştirip taksi gidiyormuş gibi bir hadise veriliyor. Fakat şuna iddia edebilirim ki Türkiye'deki dizi sektörü bunu çok beceremiyor ama yine de iş görüyor. Arka taraf Greenbox'ı bir görüntü ve taksi oraya yerleştirip arka tarafa hareketli görüntüyü yerleştirip taksi sanki yolda hareket halindeymiş gibi. Bu tamamıyla işin maddi kısmını oldukça düşüren bir mevzu. Yani daha ucuza çıkartıyor bu işi. Aynı işi daha ucuza çıkartıyor. Bunların hepsi Greenbox'a yapılıyor. Greenbox teknolojisi gerçekten çok güzel bir teknoloji. Bunu kullandığımız takdirde birçok efektif üstesi.